Merhaba arkadaşlar, ben Gökhan Sığırcı. Yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Bildiğiniz gibi Amerika'dayız. Hava müthiş. Yeni de bisiklet aldım arkadaşlar. Şu bisiklete bakın, müthiş. Tam road bike diyorlar buna. Uygun bir fiyata aldım. Bütün yaz bunun üzerindeyim. Şimdi arkadaşlar, çantam gördüğünüz gibi dolu. Şimdi Apple'dan ürünler aldım. Müthiş ürünler. Şimdi güzel bir yere gideceğiz. Snow King Mountain var. Snow King Dağı. Sizlerle bu kutuları açacağız. Güzel bir video yapacağız arkadaşlar. Şimdi hadi bakalım gidelim. Sizlere bu kutunun içinde neler var onları gösteririm arkadaşlar. Let's go. Evet arkadaşlar, Snow King'e geldik. Snow King Dağı gördüğünüz gibi buranın en güzel meşhur dağlarından biri. Şimdi Apple'dan ürün orduru yaptık. Ürün siparişi verdik. Şimdi elimize geçti sonunda, çok şükür. Çok ihtiyacım vardı. Böyle bir ürünümüz var. Bunu açacağım. Şöyle de bir ürünümüz var. Bunları açacağım arkadaşlar. İlk başta hangisini açalım? Yani ilk başta şunu açalım. Neymiş? Görelim. Hadi bakalım. Açıyor muyuz? Evet. Bir böyle bu buradan... Şaka gibi ya, şöyle çekiyorsun, açılacak mı şimdi bu kutu? Hop, açıldı valla. Her şey bu kadar ince bir şeye bağlıymış demek. İnce bir olaya bağlıymış. Neyse. Bunu açalım. Alright. Oo, ne yazdı orada? Ne yazdı orada arkadaşlar? MacBook Pro yazdı. Şöyle yakından göstereyim ha. Cool. Allah Allah, Allah Allah. Kendimi şu an böyle özel hissettim ya. Kutuda. Kutumuzu koyalım kenara. Şunu da şöyle koyalım kenara. Evet arkadaşlar, kutumuz geldi. Neymiş bu? MacBook Pro 0. Arkadaşlar. Geldi. Merak edenler vardı şimdi. Yani gigabyte'ı neydi, şusu neydi, busu neydi. O yüzden ben şöyle döndüreceğim arkasını. Şey yapabilirsek. Ne yazıyor burada? 8 GB Unify, yani 8 GB 8 çekirdek mi oluyor bilmiyorum artık. Merak edenler vardı, belki anlayanlar vardı çok fazla. MacBook Pro'nun en güzel sürümünü aldım. 8 GB, 512 GB bilmem ne, 13 inç MacBook Pro M1 çipli arkadaşlar aldım. Yani bu işlemci çok hızlıymış. Şimdi gelin açalım. Nereden açılıyormuş bu? Şimdi bakalım. Şuradan sanırsam. Evet arkadaşlar. Şöyle açalım. Bu Apple'da nasıl yapmış? Her şeyi şöyle küçücük bir şeyle çekip açıyorsun ya. Aynen öyle. Şuna bak. Her şey şuna bağlı. Açtık galiba. Açıldı. Ama ben bunu nasıl kullanacağım? Ben buna kıyamam ki arkadaşlar. Kıyamam, kıyamam. Bunu kullanmaya kıyamam dostlarım. Tamam. Rengi de çok klas ya. Neyse açalım şimdi, millet diyorlar. Hadi aç abi bir ya. Aç abi. Açalım şimdi. Dur, düşürmeyelim de ya. Yeni aldık. Nazar değmesin. Motor geçiyordu arkadaşlar. Motora baktım. Harley Davidson var burada çok. Yaz zamanı Harley Davidson'lar geçiyor. Tamam. Kutumuz da şöyle. Kenara mı koyalım? Son bir defa rengine bakalım. Müthiş. Tamamdır. Şuradan kaldırıyoruz galiba değil mi Kaan? Evet abi. Kaldırdık. Allah. Dur, ben şimdi bunu yere değmesin. Şunu şöyle yapayım ki bozulmasın. Altında kağıt şey de var. Oo, sarmışlar, sarmalamışlar. Açayım mı bunu? Ben buna kıyamam ki şimdi. Açar, zaten kullanacaksın. Açmam mı lazım? Tabii. Ben buna kıyamam. Şuna bak ya. Pis gibi adamlar sarmış, sarmalamışlar. Şurumuza koyalım. Plastikler uçmasın. Sonra ceza yemeyelim. Dur, hatta şu uçuyor. Bunlar bilerek atarsanız arkadaşlar, Amerika'da özellikle Jackson'da ceza yiyebilirsiniz. Hakikaten size ceza yazarlar. Çünkü burası park. Neyse. Açıyoruz. Oh. Böyle içim eridi ya. İçim eridi şöyle. Ne yapayım, şunu mu çıkarayım? Ben en son MacBook'tan almıştım. MacBook Air'im vardı arkadaşlar. 2014'te almıştım. 2015'te.
O zamanlar rastgele açıyorduk falan filan. Şimdi biraz daha böyle farkındalık var. Aldık mı aldık. Tamamdır. Ya Allah yarısını. Oo. Canavar gibi canavar. MacBook'umuz geldi arkadaşlar. Ne? Ayarlayalım mı? MacBook Pro. English. Kaan sen de bana yardım et. English'ı yaptık. Sizlerle setup yapıyoruz. Select your country origin. Ha, Türkiye'yi mi seçelim arkadaşlar? Bak ben zaten United States. Direkt anlamış United States. Okay diyoruz. Continue. Accessibility. Vision. Ne diyor? Not now diyelim şimdi. Aynen. Değil mi? Not now diyelim. Motor vision, hearing. Tamam, biz bunu sonra yaparız arkadaşlar. Böyle computer account. Ben bunu sonra account falan sonra ayarlarım. Böyle arkadaşlar MacBook'umuz geldi. Müthiş. Güzel günlerde güzel editlerle kullanmak nasip olsun arkadaşlar. Editler yapacağız. Bunu Kaan. Aynen öyle. Güzel şeyler yapacağız. Zaten bunu bekliyorduk. Bunu da ben sizlere söylüyordum, paylaşıyordum. Geldi sonunda. Güzel günlerde nasip olması dileğiyle. Şimdilik kapatıyoruz. MacBook'umuzu açtık. Ve kenara bırakıyoruz. Ne geldi arkadaşlar? Size onu da göstereyim hemen. Neyle geldiğini. Bu şarj aleti. Şöyle bir şey. Uzun bir kablomuş. Fena değil. Tamam. Adaptörümüz de geldi. Neyse. Adaptörü de koyacağız arkadaşlar. Böyle. Başka neyle geldi? Başka hiçbir şey yok. Açalım mı aldım? Tamam. Başka yok, altında bir şey yoktur. Tamam arkadaşlar. Bu bitti. İlk kutumuzu açtık. Kenara koyalım. Güneş gelmesin ya. Şimdi biraz merleşmesin. Bence. Alright. Evet arkadaşlar. İkinci kutumuz. Bunda ne var sizce? Sizce bunda ne var? Yorum kısmına bırakın arkadaşlar. Tahmin edin. Doğru tahmin edin. Beni özel arasın. Onunla birebir konuşma yapacağım 10 dakika. Nereden arayacaklar abi? Herkes tahmin edecek. Falan. Neyse. Hadi bakalım. Ya Allah yapışına bunu da açalım. Kutular biraz sert değil mi abi? Çok sert kutu. Yani 1300 dolarlık malzeme var. Bozulmasın değil mi? Yani. Okey. Ooo arkadaşlar malzemeyi çekiyorum içinden. Okey. Bu niye böyle bak? He bak. Ne yapmışlar arkadaşlar? Bilmiyorum görecek misin? Neyse açalım şöyle de. Önden arkadan şey yapmışlar, bağlamışlar. Kutu sağa sola gitmesin diye. Arkadaşlar bak şuradan bağlamışlar. Şuradan ve şuradan. Hani kutu sağa sola gitmesin. Müthiş bir şey. Değil mi? Bir kutu da böyle küçük. Şey bir kutu daha önce zaten bu kadar kötü açılabilirdi. Çok. Alırız. Ben gider alırım şimdi. Hadi bakalım şunu da açalım. Oh. Müthiş. Bu neymiş arkadaşlar? iPhone'umuz da geldi. Arkadaşlar iPhone. Neyse açalım sizleri çok bekletmeyelim. Şuradan. Bak şurada yeşil ok var. Bunu diyor aşağı çek. Yeşil oku gördünüz. Okay. Allah Allah. Bunların kutusu çok seksi ya. Harbi evet. Diyorum ama kutular falan çok seksi. Böyle bir daha order yapasım geliyor. Bir daha alasım var. Neyse. Oh my god buddy. Şu renge bak. Şu renge bak. Ben mi o mu? Arkadaş. Ya ben buna kıyamam ki. Tamam hadi arkadaşlar. Ya Allah ya Bismillah açıyoruz. Oh. Okay. Açtık vallahi. Oo. Aman elinden düşmesin. Nasıl? Kaan rengi nasıl? Güzel. Çok güzel değil mi rengi? Bir de böyle köşeli ya. Evet. Bak yandan açılmalı. Bu arkadaşlar 12 Pro Max. Aldım. Nereden açıyoruz şimdi bunu? Yandan mı galiba? Tıklayalım bakalım. Açıldı. Apple. Tamam arkadaşlar işte böyle. Bak arkasını bir daha göstereyim. Çok güzel rengi ya. Evet mükemmel duruyor. Çok güzel duruyor. Neyle geldi ona da bakalım hemen şöyle. Telefonda artık şey gelmiyor arkadaşlar. Telefonda artık şarj ne derler? Kafası gelmiyor. Kulaklık da gelmiyor. Kulaklık geliyor muydu eskiden? Geliyor. Aynen ha bak. Şu anasını satayım ya. 11 Pro Max aldığımda gelmiş. Kulaklık geliyordu şimdi kulaklık. Ya AirPod'um var da.
Böyle geliyor arkadaşlar. Diyor ki zaten eskisini kullanın. Mantıklı aslında. Zaten bende iPhone var. Eskisini kullanabilirim. Ulan Google belki geldi. First time owner. Kulaklık da yok efendim. Belki first time. Doğru, first time owner olursa ne yapacak? 12 Pro Max. Bunu ne kadar aldık? 256 GB. Rengi mavi. Bunu 1256 dolar aldık arkadaşlar. Türkiye'de 20 küsür galiba. 1256 dolara aldık. Bunu güle güle kullanmak nasip olsun. Son olarak da bilgisayarımızı, MacBook'umuzu arkadaşlar son bir defa açayım tekrardan. Ben buna kıyamam vallahi. Buna bir hemen bak bak şunun güzelliğine bak. Evet çok güzel. Bunu da vergiyle beraber asıl fiyatı Apple'da 1499 ama vergiyle beraber 1586 dolar. Yani şu ikisi bana, iki Apple'ın ürünü arkadaşlar 2890 dolara mal oldu. Yani 3000 dolar deseniz Türkiye fiyatıyla çok çok makul fiyatlarda. İnşallah güzel editlerle, güzel videolarla karşınızda olacağım. Bu videoda böyle olsun arkadaşlar. Umarım güzel olmuştur. Tavsiyelerinizi bırakın. Bundan sonra şey alacağım. GoPro alacağım. Bir de DJI'ın bir tane drone'unu alacağım. Onun da açılışını yapayım mı sizce? Ne dersiniz? Ya da belki yapmam. Bilmiyorum. Ruh halime bağlı. Bu aralar ruh halim gidip geliyor böyle. Neyse. Bu videoda böyle olsun. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğenin. Zaten beğeniyorsunuz. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Abone değilseniz de, abone olursanız da çok memnun olurum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Ciao ciao. Bye bye.